Bu ses 50 yıldır halen kulaklarımızda. O Yeşilçam'ın biciriğiydi. 7'den 70'e hafızalarımıza kazınan bir oyuncuydu Aydın Babaoğlu. Gerçek adını bilmesek de siması milyonların gönlünde çok meşhurdu. Türkiye Aydın Babaoğlu'nu Keloğlan ve Pamuk Prenses filmlerindeki sevimli cüce rolleriyle tanıdı. O sahnelerde hep sempatik, neşeli ve mutluydu ancak gerçek yaşamı öyle olmadı. Yoksulluk, dram ve hastalıkla geçti. Yine de direndi, yaşama tutundu, çalıştı, emekli oldu. Öldüğünde 14 kiloydu. Benim adım Biçirik, yan bakanı yakarım ona göre. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğlisi'nde 10 Mayıs 1953'te doğdu. Boyu sadece 80 santimdi. Kardeşi de onun gibi cüceydi. Yaşamı 1970'te çekilen Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmiyle değişti. Ağabeyi Ayhan'la birlikte rol aldı. O filmdeki rolü ona Yeşilçam'da yeni bir kapı araladı. Cüce oyuncuya ihtiyacı olan artık ona gidiyordu. Bir yıl sonra Keloğlan serisinin ilk filminde oynadı. 70'lerde büyük beğeni alan Keloğlan filmlerinin tadı tuzu olan Aydın Babaoğlu, Bicirik rolüyle o seriye adeta renk kattı. Oyunculuğu ve sempatik halleriyle hafızalara kazındı. Dikkat çekici jest ve mimikleri, boyuna bakmadan herkese diklenmesiyle küçük bir Külhan Bey gibiydi. Bu başarı da tabii ki seslendirmesini yapan Timuçin Caymaz'ın da büyük payı vardı. İlk günü oda bile vermiyordun, köftör! Yıkıl karşımdan! Aydın Babaoğlu, 4 farklı Keloğlan filminde zekanın hep üstün geldiği, iyilerin kazandığı, kötülüğün yadırgandığı hikayelerde Bicirik, bastı bacak rolleriyle Keloğlan'ın yoldaşı, arkadaşı oldu. Çok sevildi. Bu sayede 1971'de Bicirik İş Başında filminde başrol bile oynadı ancak devamı gelmedi. Soytarı seni! Ne yapayım efendimiz? İşim bu. Aydın Babaoğlu'nun en büyük dezavantajı boyuydu. Her filmde bir cüceye uygun rol olmadığı için, Keloğlan filmleri dışında oyunculuk yapması için senelerce uygun senaryoyu beklemesi gerekiyordu. Bu yüzden bazı filmler sonrası 2 yıl hiç rol almadığı da oluyordu. 1974'te Atını Seven Kovboy filminde Joe Dalton'u oynadı. 1976 tarihli Ben Bir Garip Keloğlan'ın filminden sonra uzun yıllar kimse kapısını çalmadı. Yıllarca yeni bir rol bekleyen Aydın Babaoğlu, bunun pek mümkün olmadığını anlayınca sonunda İstanbul macerasını bitirip memleketi Zonguldak'a döndü. Aydın Babaoğlu'nun boyu sadece 80 santim olsa da çalışıp ekmeğini kazanmak zorundaydı. Bu yüzden Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'nda işe girdi. Emekli olduğu 1991'e kadar orada çalıştı. Aydın Babaoğlu'nun Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminde beraber rol aldığı ağabeyi Ayhan Babaoğlu ise 1982'de vefat etti. 1976'dan sonra her gün kendisine verilecek yeni bir rol bekledi Aydın Babaoğlu ancak bunun için 8 yıl beklemesi gerekiyordu. 1984'te Halk Düşmanı filminde ve 1986'da TRT'nin Duvardaki Kan dizisinde konuk oyuncu oldu. Bu onun kameralar karşısında mutlu olduğu son anlardı. Merhaba. Hayrola Ömür abi, ne arıyorsun burada? 1991'de emekli olan Bicirik artık setlerden uzaktı. Annesinden öğrendiği kadarıyla tığla el işi örgüler yaparak vaktini geçiriyordu. Eski filmleri sürekli ekrana geldiği için de yaşadığı yerde bir nevi hala şöhretti. Evinde sık sık toplanan çocuklara ve komşularına eski günleri anlatıp gösteriler düzenliyordu. Bu onun setlerden sonraki en neşeli zamanlarıydı. Geçmişe mahkum edilen, yok sayılan, unutulan birçok Yeşilçam emektarı gibi onun da tek hayali vardı. Bir gün yeniden setlere dönmek ve oyunculuk yapmak. Bunun için senelerce bekledi Aydın Babaoğlu. Ancak o gün hiçbir zaman gelmedi. Sen kimsin peki? Parolayı söyle. Keloğlan filmindeki rol arkadaşı Suna Pekuysal'ı çok seviyordu Aydın Babaoğlu. Onunla yeniden bir araya gelmek istiyordu. Bir röportajında bu özlemini bu duygusal sözlerle dile getirmişti. Televizyon yapımlarının çok artmasına rağmen bizim gibi eski sanatçılara imkan tanınmamasının üzüntüsünü yaşıyorum. Fabrikadan emekli olmamın ardından evimizin çevresinde aile toplantılarında çocukları eğlendirerek ve anılarımı anlatarak hayatımı sürdürüyorum.
Setlerden 23 yıldır uzak kaldığım sürede el işi yaparak vaktimi geçirdim. Halen filmlerim televizyonlarda oynuyor ancak çoğu kişi yaşadığımdan bile habersiz. Hayatımın son günlerini televizyon ve sinema setlerinde geçirmek istiyorum. Keloğlan filminde birlikte rol aldığım Suna Pek Uysal'ı tekrar görebilmek de en büyük hayalim. Sanatçılar için unutulmak çok acı. Tekrar rol verilmesi durumunda yeni kuşak çocukların da sevgilisi olacağıma inanıyorum. Bu röportajları medyada çıkmasına rağmen Aydın Babaoğlu'nun kapısını ne 90'larda ne de 2000'lerde kimse yeni bir rol için çalmadı. Ziyarete gelen de olmadı. O da ara sıra sitem etse de artık oyunculuktan umudunu kesti. Durumu kabullenmişti. El işi örgüler yaparak zamanını geçirdi. Kimseden ne para ne maddi bir beklentisi vardı. Gayrimenkul gelirleri ve emekli maaşı ona yetiyordu. Eksikliğini duyduğu tek şey eski dostların bir selamı ya da vefasıydı. Ulan ne arıyorsun sepetin altında? Saklandımdı. Ancak çilesi bitmiyordu Aydın Babaoğlu'nun. Annesini kaybettikten sonra yapayalnız kaldı. Hiç evlenmemişti. Halasının kızı ona evini açtı, onlarla birlikte yaşamaya başladı. Çok geçmeden de kansere yakalandığı haberi geldi. Evde ilaçlı tedavi görüyordu ancak hastalık giderek ilerledi. Son zamanlarda bir deri bir kemik kalmıştı. Küçük bedeni daha da küçülmüştü. 14 kiloya kadar düşmüştü. Mart 2009'da rahatsızlığı arttı. Kaldırıldığı hastanede 31 Mart 2009'da 55 yaşında hayatını kaybetti. Kanser hastası olan Aydın Babaoğlu'nun ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Ölüm haberine rağmen cenazesinde Yeşilçam zamanlarının o tanıdık yüzlerinden kimse yoktu. Mahalleli ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Benim adım Bicirik, yan bakanı yakarım ona göre. Aydın Babaoğlu'nun gerçek yaşamı dramlarla dolu olsa da ekrandaki hikayesi renkli ve masalsıydı. Öyle yüzlerce filmde de oynamadı. İkisi konuk oyuncu olduğu sadece 9 yapımla Yeşilçam'a damga vurmayı başardı. Yıllar geçti, zaman değişti ama kulaklarımızda hep amanın amanın diye çınlayan sesi ve havaya zıplayıp yerde yuvarlanan o şen şakrak çocuk halleri kaldı. O roller sayesinde daha nice seneler unutulması zor bir masalın sempatik ve mutlu bir kahramanı olarak hafızalarımızda yer almaya devam edecek. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.